İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 57 üyesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin açılışında bir araya geldi. Açılış Kur'an-ı Kerim'in tilavetiyle başladı. Açılışa Suudi Arabistan Prensi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı, Katar Hükümeti Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Enstitü Direktörü, Kuveyt Hükümeti Meclis Başkanı Danışmanı katıldı. Üyelerin ardından konuşan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, vize sorununun giderilmesi gerektiğini söyledi. Biz istiyoruz ki İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasında ürünler, mallar serbestçe hareket edebilsin. İnsanlar serbestçe hareket edebilsin. Sermaye serbestçe hareket edebilsin. Enerji serbestçe hareket etsin, aksın. Bir bakıma sınırlar yavaş yavaş anlamını getirsin. Anlatıktan yola çıkan bir insan ta Suudi Arabistan'a kadar, Bahreyn'e kadar fazla sınır kontrollerine tabi olmadan ulaşabilsin. Kuveyt'ten yola çıkan bir insan ta Fas'a kadar rahatça yolculuğunu yapabilsin. Ülkeden ülkeye geçişler kolaylaşsın. Ticaret artsın. Babacan, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 57 ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da artırılması gerektiğini dile getirdi. Biz Türkiye olarak toplam dış ticaretimizin %28'ini İslam İşbirliği Teşkilatı olan üyelerle yapıyoruz. Ve aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki ticarete baktığımızda yine bu ticaretin %11.6'sı şu anda Türkiye üzerinden geçmekte. Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Prens Abdülaziz bin Abdullah, Hasan bin Al-Mahannadi ve El Matuk'a birer plaket vererek merkezin açılış kurdelasını birlikte kesti. Törenin sonunda heyet binada incelemelerde bulundu. Bir